Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Daha önce yayınlamış olduğum Ayetel Kürsi'nin Fazileti Esrarı ve Havası video serimizin ikincisiyle devam ediyoruz. Eğer bu ilk videomu izlemediyseniz mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet videomuz her virallerimize manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur her şeyin bir zirvesi vardır. Şüphesiz Kur'an'ın zirvesi Bakara suresidir. Onda bir ayet vardır ki o Kur'an ayetlerinin efendisidir. İşte o ayetel kürsidir. Übey İbni Kab radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ya ebel münzir Allah'ın kitabından seninle beraber bulunan hangi ayet en büyüktür bilir misin buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bana künyemle hitap ederek Ya Ebel Münzir Allah'ın kitabından seninle beraber bulunan hangi ayet en büyüktür bilir misin deyince bu defa ben ayetel kürsüdür dedim. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni tebrik etmek için göğsüme eliyle vurup ilmin sana mübarek olsun ey Ebel Münzir buyurdu. Hasan-ı Vasri radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in en üstünü Bakara suresidir. Ondaki en büyük ayeti kerime de ayetel kürsidir buyurmuştur. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de ayetel kürsi okumak Kur'an-ı Kerim'in dörtte birinin tilavetine denktir buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifte ise şüphesiz her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. O surede bir ayet vardır ki o Kur'an ayetlerinin efendisidir. İşte o ayette ayetel kürsidir ki içinde şeytan bulunan herhangi bir evde okunursa mutlaka şeytan oradan çıkar. Her kim ayetel kürsi ve Bakara suresinin sonlarını yani amener resulü sıkıntı anında okursa Allahu azze ve celle ona yardım eder. Bir adam ya Resulallah bana bir şey öğret ki Allah beni onunla faydalandırsın dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayetel Kürsi oku. Şüphesiz o seni de zürriyetini de muhafaza eder. Evini hatta evinin etrafındaki evleri de korur buyurdu. Şüphesiz Allahu azze ve celle ben beyaz bir inci yaratmış. O inciden kurşun rengi amber yaratmış. O amberle de Ayetel Kürsi'yi yazarak her kim Ayetel Kürsi'yi öğrenir ve hak ettiği değeri tanırsa Allah ona cennetten sekiz kapı açar ki onlardan dilediğinden girer diye izzeti ve kudreti üzerine yemin etmiştir. Herhangi bir mümin erkek veya kadın Ayetel Kürsi'yi okur da sevabını kabirlerin ehline hediye ederse doğudan batıya kadar yeryüzünde ne kadar kabir varsa Allah-u Teala mutlaka her birinin içine nur girdirir ve kabrini geniş eder. Allahu Teala göklerde bulunan her bir melek karşılığında o kişiye 10 hasene verir ve okuyana 70 şehit sevabı yazar. Allahu Azze ve Celle'nin kitabında göz yani nazar için 8 ayet vardır ki herhangi bir kul bir ev içerisinde onları okursa o gün kendilerine yani o hane halkına ne bir insan ne de bir cinin gözü isabet etmez. O ayetlerde kitabın fatihasıdır ki 7 ayettir. Ayetel kürsi de bir ayettir buyurmuşlardır. Yani nazar için Fatiha ve Ayetel Kürsi okunmasını buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Savi Hazretleri Ayetel Kürsi'nin havası hakkında şöyle buyuruyor evinden çıkmadan ayetel kürsüyü okuyan kişiye hiçbir musibet vurmaz ve evine dönünceye kadar ölmez. Harflerinin sayısınca yani 170 kere okuyan hangi mertebeyi istese mutlaka ulaşır. Talep ettiği rızka ve genişleyen aile olur. Borcunun ödenmesi, musibetinin açılması ve hapisten kurtulmak gibi hangi şiddetler sebebiyle okursa mutlaka ayet-el kürsünün bereketiyle yardıma nail olur. Rasuller adedince yani 313 kere okuyan kişi kıyas edilemeyecek derecede hayırlara nail olur. Her kim ayetel kürsiyi durakları adedince yani 14 kere farz namazlarının akabinde okumaya devam ederse gökteki ve yerdeki insanlar ve cinlerden oluşan bütün alemler nezdinde makbul olur ve Allahu Teala'nın güvencesi içerisinde daim olur bir isteğinin yerine gelmesi için bir yere gidecek olan kişi önce ayetel kürsüyü okuyup sonra sağ ayağı ile adım atmaya başlayarak yola koyulursa Allahü Teala'nın izniyle muradı hasıl olur yani isteği yerine gelir. Her kim ayetel kürsüyü geceleyin seslerden uzak bir ortamda kıbleye karşı yöneldiği halde kelimelir adedince 50 kere okuyup ardından isteğini Allahu Teala'ya arz ederse elbette o muradı hasıl olur. Hacet için tesirli çok güzel bir tertip. Cuma günü ikindi namazından sonra tenha bir mahalde 17 kere ayetel kürsüyü okuyan kişiyi bir hal kaplar ve o hal içerisindeyken hangi duayı etse Allahu Teala'nın izniyle kabul olur. Şehvetine karşı koyamayıp günahlara müptela olan birisi İçerisinde bulunduğu bu kötü halden kurtulmak için her gün 50 kere Ayetel Kürsi okursa Allahu Teala'nın gözetmesi ve yardımı ile o günahlardan kurtulur. Bir işe başlamadan önce o işin kendisine kolay kılınmasını isteyen kişi bu niyetle Ayetel Kürsi'yi okursa Allahu Teala onun işini mutlaka kolaylaştırır. Her kim düşman, musibet ya da herhangi bir bela gelme ihtimali olan yere yönelip ayetel kürsinin kelimeleri sayısınca yani 50 kere ayetel kürsiyi okursa Allahu Teala o kişiyi korktuğu bütün kötülüklerden korur. Evet, hacet için yine çok güzel bir terkip. İsteklerin husuli için ayetel kürsinin meşayih tarafından tecrübe edilmiş bir kıraat terkibi vardır ki şöyledir. Ayetel Kürsi başından başlanılarak sonuna kadar okunur. En sondaki velaye ödühü hafzuhuma ve huvel aliyul azim cümle celilesine gelince bu cümle şerife 70 kere tekrar edilir. Sonra tekrar başa dönülerek Ayetel Kürsi baştan sona 70 kere okunur ve her defasında velaye ödühü hafzuhuma ve huvel aliyul azim cümle celilesi 70 defa tekrar edilip başa dönülür her defasında. Ayet-el Kürsi'yi bu şekilde okuyan kişi muradına mutlaka nail olur. Şeyh İbrahim Efendi bu hususta bir isteğinizi elde etmekten yahut bir şeri def etmekten aciz kalırsanız Ayet-el Kürsi'yi bu tertip üzere okuyun ki Allahu Teala matlubunuza ulaşmayı kolay etsin ve sakındığınız şeyleri de defetsin. Bunu bir kere yaparsanız hacetiniz görülene kadar diğer günlerde ayetel kürsüyü bir kere okuyup son cümleyi yetmiş kere tekrar edersiniz demiştir. Yani bu terkibi bir kere yapıyoruz. Hacetimiz yerine gelinceye kadar ise her gün bir ayetel kürsü okunup son cümlesi olan وَلَا يَعُدُهُ ve وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Bu yetmiş kere okunuyor. Hacetimiz yerine gelene kadar her gün bu şekilde inşallah. Bu da videomu başından buraya kadar izleyenlere hediyem olsun çok etkili bir hacet terkibidir. Rabbim kıymet verdiklerine kıymet verebilmeyi nasip eylesin. Biz onun katında, Habibinin katında ne ile kıymete ereceksek Rabbim bizleri o güzel amellerle razı olacağı şekilde meşgul eylesin. Meşguliyetimizi de ölene kadar daim eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalında bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.